dinsiz Rus'u şimdiye kadar yarı Çin'i ve yarı Avrupa'yı istila ettiği halde dinsizlik Rus'u diyor. Bu Rusya Marksist, Leninist, Çin'i ve Avrupa'nın yarısını istila etmiş. Yarı Avrupa'yı istila ettiği halde bize karşı tecavüz ettirmeyin. 80 milyon Türkiye. Yani dinsizlik çıktı. Yani orada kral vardı. Neydi o? Çar. Çar vardı. Yani nasıl delirdi? Nasıl bir adam bir fikir üretiyor? İhtilal yapıyor ama ihtilal yapabilmesi için de bir sürü adam iş alacak. Bak böyle bir şeyle çıktı. Çünkü ellerinde bunların karşı koyacak bir hakikati yok. Böyle bir Rusya'dan çıkan bir hareket, Rus'u, Çin'i, Avrupa'nın yarısını, Balkanları işgal etti. Yani fikir olarak, komünistik olarak bize istila ettiği halde bize karşı tecavüz ettirmeyin, tevkif ettiren, durduran. Nedir? Yani 80 milyon Türkiye, Türkiye'de olsa tamam. Arabistan, Akdeniz bölgesi bitti. Olacak. Ne var ya 80 milyon ya? Tevkif ettiren hakaiki imani ve Kur'anidir. İman ve Kur'an hakikatleri onları durdurmuş. Ustad dermiş ki böyle kaldırılmış gençlik reperi göstermiş. Rus'u durduran budur diyor. Yani az bir şey değil. Mesela şöyle düşün. Ben namazım yoktu nurları tanımadan önce. Kaç kişiye vesile olmuşuz? Sen nurlara bu ciddi şeyin olması öğretmen, hocasın, öğretmensiniz. Değil mi? Böyle yayılıyor işte. Bırakacağız büyük ihtimalle namazı, bırakmıştık yani. Değil mi? Yani mesela benim pek böyle bir hayatım olmazdı zaten. Dindar dahi olsam namazım olurdu o kadar. Aynen. Yani namazımız olurdu. Kendimize menfaatimiz zor olurdu. Başkasına şey değil. Peki niye bunu anlatıyorum? Elimize böyle bir hakikat geldi. Mesela da Haçlı inkar etmek için metin hazırlamış. Haçlı. Yani devlet o zaman hükümet inkarcılık üzerine hareket ediyor. Ya mecliste ya sen ne işin var şimdi ahireti inkar etme akidesiyle? O zaman kanına şey vermişler. Haşi Risalesi'ne. Bu kadar bir Risale. Okumuş. Demiş ki o. Zındık neydi onun adı? Demiş ki bu Haşi Risalesi birisinin eline geçerse onu daha dinsiz yapmamız mümkün değil. İmkanı yoktur. Eğer diyor bu metni demişti onun haberleri. İnkarcılığı okursan, ahireti inkar etmeyin, bu millet Müslüman. Bu sefer çare arayacak. Çarede de ortada bir meyve risalesi var. Şey, Haşi Risalesi var. 10. söz. Efendim abi, bakanın ismi. İsmini, şey. Hasan Ali mi? Yok yok. Hasan Ali mi? Meşhur. Gayri meşhurdu. Şey, Hasan Ali Yücel. Gayrimüslimdir. Aslında şey, batıcı yani şeyler. Böyle bir adam yani çok acayip. Herhalde şey olabilir. Yani o denk geldi. Ben adını şu an aklıma geldi. Stat'tan yani kalmış şey kafama. Yani ona diyorlar ki efendim diyor, komite karar veriyorlar. Bu millet Müslüman olduğu için diyor inkarla çıkarsak çare arayacak. Meyve Risalesini yaymış şeye, Haşi Risalesini yaymış oluruz diyor. Bunun yayılmasına sebebiyet verir. Yani Rusya'nın Marksist-Leninist fikrini, özetini Frist'le yapmış, mecliste başlayacakmış, karşısına Haşi Risalesi çıkmış, yapamamış. Onun için anlatıyordu Mustafa Hocam.
Yani bunu okumamış. Okursa çare arayacak diyor. Tevkif ettiren, durduran hakaiki manevi Kur'aniyedir. Yoksa Rusların tahribat nevinden manevi kuvvetlerine karşı adliyenin binden birine maddi ceza vermesiyle, yani Marksizm yasaktır desen ne olur ki? Adliyeyle bunu durdurabilir misin? Olmaz. Serserilere ve fakirlere ne yapmış? Çünkü o kadar yaymasına özelliği var ki ile fikir değil. Komünizm insanlara ne getirmiş ki çabuk yaymış? Çin'i, Rusya'yı, yarı Avrupa'yı. Nasıl patlak vermiş? Ne özelliği var? Fikir gibi gözüküyor. Değil ya. Hiçbir özelliği yok abi. Hiçbir özelliği yok. Şu özelliği. Diyor ki, serserilere ve fakirlere, zenginlerin malını peşkeş çeken, eşitiz diyor zenginlerin. Hakkı yok. Hep eşit olacağız. Onun malını peşkeş çeken ve hevesli gençlere ehli namusun kızlarını ve ailelerini mubah kılan. Çünkü komünizmin iki ana ümdesi var. Birincisi şahsi teşebbüsü kabul etmez. Devlet teşebbüsü olacak. İki, hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. Ana fikrini söylüyor. Hiçbir ahlak mefhumunu tanımaz. Komünizmin ana ümdesi bu. Hiçbir ahlak mefhumun olmayınca aile, bu hevesli gençlere, ehli namusun kızlarının ne kadar çarlık dahi olsa bir namus mefhumu var yani. Terörist kızların bile bir namus duygusu varmış yani. Paldır küldür olmuyormuş. Ehli namusun kızlarını ve ailelerini mubah kılan bu özelliğinden dolayı fakirlere, zenginlerin malını, zenginler bir avuç, fakirler çok. Yasak yok. Artık evine basıyorsun, kızını alıyorsun. Ve daha ileri gitmiş, 40 günlük çocuğu devlet alıyor. 40 güne kadar doğurduğun çocuğu alıyorsun, şey bakıyorsun, 40 günden sonra devlet bakıyor. 20 yaşında bir kız doğum yapsan, 40 gün sonra elinden alınsa, o büyüyen çocuk annesiz babasız büyüyor. Çünkü aile mefhumunu yıkmadan cemiyeti yıkamazsınız. Aile mefhumunu yıktı Rusya. Onu da ne yaptı? İşte bebekleri eve alarak, şeyleri, kendi evlerini. 20 yaşında bir kız çocuk doğursa, 20 sene sonra o delikanlı, bebek, 20 yaşında olacak. Doğuran anne 40. Sokakta beraber olabilirler. Bilmiyor ki annesi oldu. Düşünebiliyor musun? Yani aile yıkılmadan toplumu yıkamazsınız. Aile. İşte az bir zamanda yarı Avrupa'yı, Rusya'yı, Çin'i yarısını elde eden bir kuvvete karşı ancak ve ancak manevi bombalar lazım ki o da hakaiki Kur'ani ve imaniye atom bombası olup o dehşetli solculuk ceyranını durdursun. He. Solculuk, sağcılık İslamiyet'te yoktur diyor. Çünkü ancak diyor bu solculuk, sağcılık Hristiyanlık'ta olur. Çünkü niye? Bunu naklediyorum, okuduğum için bugün. Sağcılık İslamiyet'tir Hristiyanlara göre. Solculuk komünistiktir. Ortası Hristiyanlıktır. İslam'da öyle bir şey yoktur. Ya İslam vardır ya İslam yoktur. Yani imanın ve küfrün ortası yoktur. Ya imandasın ya karşısındasın. Ortası yoktur. Ortası demek dinin dışındasın. İstersen karşıda ol, istersen orada ol. Benim yanımda olmadıktan sonra değilsin. Dinde değilsin. Yani şeytanın bu nazarasında var. Şeytan diyor evet. Şeytan diyor ki ustada Kur'an'ı, Allah kelamını kabul etme. Bir beşer kelamı kabul et. Bak bakalım onurları görecek misin?
Sonra ikinci bir teklif yapıyor, cevap veriyor, deviriyor. Yok tamam diyor, Allah kelamı deme, beşer kelamı deme, ortadan bak diyor. Ustad da diyor ki, Allah kelamı diye bakmadığın hangi bakış olursa olsun dinsizliktir diyor. Muvakkatın bir dinsizliktir diyor. Bir tarafhane. Hı? Bir tarafhane muhakeme. Evet, bir tarafhane muhakeme. Yani imanda değilsen, ister beşer kelamı de, İstersen ortadan de, nerede, ne dersen de, dinsizliktir, dinde değilsin. İslam'da da sağcılık, solculuk yoktur. Ya İslam vardır kişide, ya yoktur. Sağcılık, solculuk Hristiyanlıkta olur der. Yoksa adli vasıtasıyla 100.000'den birine verilen madde ceza ile bu külli kuvveti tevkif edilemez. Yani komünistik bir ara, değil mi? Yasaktı. Şimdi diyor ki, onun için, esas okumak istediğime doğru gidiyor. Onun için dindar milletvekilleri bu tacili lazım gelen hakikati tehir etmemelerinden çok defa tecrübelerle gördüğümüz gibi bu defa da küre hava şiddetle soğuğuyla buna itiraz ediyor. Yani Doğu'da bir medresenin açılmasını istiyor ustad. Ondan sonra bunlar da işte diyor mektubun başı okumuyoruz ne olur diye. Biz garplaşmalıyız. Şu anda böyle bir müessese ihtiyacımız yok. Diyor onu durdurabilecek. Ama bu arada da Menderes şeyleri var. Dönemi 2. Emir'de 47. Ha yok daha Menderes gelmedi. 50'den sonra. 50'den sonra. Fakat yani komünistik güya zahirde yasak gibi. Değil aslında serbest de. Diyor ki, iki dehşetli harbi umuminin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavi. Yani iki tane dünya savaşı yaşanmış. İki tane dehşetli harbi umumi. Neticesinde beşerde hasıl olan bir intiba kavi. Yani iki tane savaş ne oldu? Bu kadar insan öldü ama insanlarda müthiş bir uyanıklığa sebebiyet vermiş. Nedir o? Onu söyleyecek. Beşerin tam uyanması cihetiyle katiyen dinsiz bir millet yaşamaz diye intiba olmuş. Bunu 159 sözlerde de söylüyor. Dinin fenin inceleşmesiyle, hassasiyet-i fenliğinin inceleşmesiyle ve iki tane harbi umumini görmesiyle insanda intibah etmiş, uyanmış, artık dinsiz bir millet yaşayamaz. Mümkün değil. Bu kadar bela ve musibete. Bunu nasıl anlarsın? Mesela bizim Pazar ilçesine komünistliği getirenlerden bir tanesi bizim akrabanın köylüsüydü. Yakın akrabam o köy evli. Onun vasıtasıyla gittim. Bana dediler ki, falancayı tanıyor musun dedi. Seninle karşı karşıya gelmişti dedi. Çay ocağında. Öyle dedim ya, o kaşarlı komünist dedim ya. Böyle. Komünist yani. Ve kaçtı gitti ya. Elhamdülillah. Rezil kepaze olmuştu. Misal verince güya o misal tabi cevap veremeyince misali inkar etmeye kalktı. Etraftakiler de rezil oldu. Bir de öğretmen. Diyeceğim şu, dedi şu anda o dedi kanser. Niye bana bunu söylediniz? Dedi ki, şimdi salavat getiriyor devamlı diyor. Bunun salavatı olur mu diye bana soruyorlar. Ömrü komünistlikle geçmiş, çok insanları mahvetmiş böyle kalıp. Dedim o komünist de Allah inkar ediyordu, ahiret yoktu ki dedim salavat getiriyor. Bir gitsen dedi. Osman iman vermiş ki salavat getiriyor bir şeyler. Sikerat dönemine girince iman olur mu? Yok ben esmi yaptım da. Evet anladım. Bir şey var diyor var ki bunu diyebiliyor yani. Diyebiliyor. Demek onu bastırıyormuş. Küfür ne demek mi zaten? Münafık değilse. Küfür yoktur değil. Küfür kafir örtmek. Örtendir. Neyi örtüyor? İmanı örtüyor. Var ya. Fıtratta iman var. Çünkü Allah'a inancı
ahiret beklentisi fıtridir. Üstünü örtmüş. Sekerat açıldı. Tabii. Sekerata girdik. Kanser her tarafı sarmış. Aptal değil ki öğretmen. Her şeyi biliyor. Peki nasıl iman oldu? Musa Aleyhisselam'ın arkasına Firavun gitmedi. Baktı ki kapandı. Kendisi kapandı mı? Yok. Kapandı. Burası da kapanıyor. Daha mı kapanmadı? Yani suyla boğuşurken Musa'nın Allah'ına iman ettim demiyor ki. Baktı ki kapanıyor. Onu görünce Musa'nın Allah'ına iman ettim diyor. Vele dalinami. Bunu takkeme anlattı. Sekerat yani ihtiyarladır diyor Risale'de. İman ihtiyar ve irade iledir. İhtiyar ve iradeyi ortadan kaldırdıktan sonra imanı yoktur artık. Mesela çocukların, delilerin, hayvanların iradeleri var mı? İhtiyarlar var. İman irade iledir diyor. İhtiyar da değil. İhtiyarla itikat oluşur, irade ile iman oluşur. Peki fıtri imanlar olduğu için, örtülmediği için çocuklar, hayvanlar cennete gidecek. Fıtri yani. Şimdi o ne yaptı? Üzerindeki battaniyeler kalktı. Verin tesbihi, salavat getireceğim. Ya! Her taraf sardı. Doktor verdi listeyi. Beyefendi.